Bölüm 10. İsa 12 elçisini göreve gönderiyor. İsa 12 öğrencisini yanına çağırdı. Kötü ruhları kovmak ve her hastalığı, her illeti iyileştirmek üzere onlara kötü ruhlar üzerine yetki verdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon. Onun kardeşi Andrea, Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Thomas ve vergi görevlisi Matta, Alfa'yı oğlu Yakup ve Taday, yurtsever Simon ve İsa'yı sonradan ele veren Yahuda İskariyot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Samiriyelilere ait kentlerinde hiçbirine uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin. Ölüleri diriltin. Cüzzamlıları temiz kılın. Cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi kendi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz, orada saygıdeğer birini arayın. Ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer o evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik onların üzerinde kalsın. Layık değillerse, dilediğiniz esenlik size geri dönsün. Sizi kabul etmeyen, sözlerinizi dinlemeyen bir evden ya da bir kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim. Yargı günü Sodom ve Gomorra diyarının hali o kentin halinden daha dayanılır olacaktır. Gelecekteki sıkıntılar. İşte, kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum sizi. Yılan gibi akıllı, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Sizi mahkemelere verecekler. Havralarında kamçılayacaklar. Hatta benden ötürü valilerin ve kralların önüne çıkarılacaksınız. Böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri ele verdikleri zaman neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşacak olan siz olmayacaksınız. Babanızın ruhu sizin aracılığınızla konuşacaktır. Kardeş kardeşini, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sona kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in tüm kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle de efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. Eğer insanlar evin efendisine Beelzebub derlerse, ev halkına daha neler demezler. Kimden korkmalı? Bunun için onlardan korkmayın. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun. Bedeni öldüren ama canı öldürmeye gücü yetmeyenlerden korkmayın. Hem canı hem de bedeni cehennemde mahvedecek güçte olan Tanrı'dan korkun. İki serçe kuşu bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın oluru olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki saçlar bile
hep sayılıdır. Öyleyse korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerde olan babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni, ben de göklerde olan babamın önünde inkar edeceğim. İsa'ya layık olmak. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanları kendi ev halkı olacaktır. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Benim uğruma canını yitiren ise onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacak. Doğru bir adamı, doğru biri olduğu için kabul eden, doğru adama yaraşan bir ödül alacak. Bu, sıradan kişilerden herhangi birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile içilen, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.